Biz o eski dervişleri görünce ben kendi kendime derdim ki acaba ben de böyle olabilecek miyim? Bir 20 yıl, bir 30 yıl dergahta durabilecek miyim? Dergahta durmak zor bir şeydir çünkü. Kolay bir şey değildir. Mesela orada bir de hafız vardı. Şimdi ismi aklıma gelmiyor. Bizim o Mustafa abilen şey yapıyorlardı, tartışıyorlardı. Hafız Demirelciydi çünkü. O da şeyi görmüş. Hacı Ali Haydar Efendi'yi görmüş. Ramazanlarda o öyle kurra hafız, Kur'an'ı tersten okuyor. Hacı Ali Haydar Efendi Kırşehir'e gelir. Ondan sonra bütün Ramazan boyunca Kırşehir'de geçirir. Her akşam o hafızın arkasında hatimle teravih kılarlarmış. Hacı Ali Haydar Efendi böyle yapıyor diye Çorumlu Hacı Musa Efendi de aynı yapmış. Şeyhini yolundan gidiyor. O da her zaman, her Ramazan gelir Kırşehir'e. Kırşehir'de o hafızın arkasında namaz kılarlarmış teravihi, hatimle. O hafızı Şeyh Efendi Bayındır'a getirdi. Biz tabi Fâlemen Nuhu yemeğin başında zikrullah. Amin yemeğin sonunda zikrullah. Otur zikrullah, kalk zikrullah. Adam bizde Bayındır'da 2 gün misafir oldu. Üçüncü gün Şeyh Efendi geldi. Abdullah Efendi benim yakamı kurtar bir buradan dedi. Ne oldu dedi o. Vallahi de billahi de sahabeler bu kadar zikrullah yapmıyorlar dedi. Ben kurtar benim buradan bunların yakasından deyince bir utandım, bir utandım, bir şey mi yaptık diye. Bir utandım. Şeyh Efendi de onu getirdi. Bizim hepsi de tabii hiç kimse bizde Kur'an-ı Kerim okumasını bilmiyoruz biz. Bilmiyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim okumasını bilmiyoruz. Bize göndermiş hiç olmazsa hani sen demiş banta oku bu namaz dualarını. Ya nereye okuyacak adam? Ya biz yemeğe başlıyoruz zikrullah, bitiriyoruz zikrullah. Ondan sonra namazın başı zikrullah, sonu zikrullah. Hadi sonunda bir esma, hadi ardından iki, üç. O zaten böyle yakasını açıyor zaten böyle. Gidiyor adamcağız hani geriye doğru. Yapacak bir şey yok, biz o zamanlar öyleyiz. Dedik ki kurtar yakamı. Bir utandım, böyle baktım. Ondan sonra hani ne diyecek diye. Ondan sonra, vallahi de billahi de dedi. Sahabeler bu kadar zikrullah yapmıyorlardı dedi. Dedim elhamdülillah ya, bu kusurumuz bu olsun dedim. O da çok eskiydi. O yüzden tabii eskimek mi önemli, hani yol yürümek mi önemli? Muhakkak her ikisi de önemli. Ama insana nefis nerede vuracak belli olmaz. Cenab-ı Hak cümlemizi ayaklarını sağlam basanlardan eylesin. Amin. Nefsine uyup geriye dönenlerden eylemesin. Amin. Heva hevesine uyup ne oldum delisi olanlardan eylemesin. Amin. Adem'in yolunu tutsun, kendi nefsini hatalı görsün. Amin. Şeytanın yolunu tutmasın, kendisini hatasız, kusursuz, eleştirilere kapalı bir noktada kendini görmesin inşallah. Amin. Cenab-ı Hak nefsimize ve şeytana uyanlardan eylemesin. Amin.